Çok güzel bir şey bu. Hakikaten öyle. Büyük yani, taarruz başladı bitti ya. Biz hala konuşuyoruz. Biz hala aynı konuyu konuşuyoruz. Nereden nereye geldik? Ve yani çok iyi bu. Konuşacağımız konuyu da ben şimdi şöyle size, insanlar diyor ki niye peki böyle diyor. Şunun için diyor. 4 seçimdir herkes ittifakla giriyor değil mi seçimlere? Evet. İyi Parti de ittifakla giriyor. Doğal olarak tabii. Ama İyi Parti 4 seçim önce kuruldu. Yani İttifaka doğmuş bir parti yani. Doğmuş bir parti. Tabii, tabii. Şimdi kendini izah etme konusunda ittifak ortaklığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hükmün şahsiyetini ilan etme konusunda biraz daha cevval olmakla ilgili bir dönemi yaşıyor şu anda. Evet, evet. Aslında yapmaya çalıştıkları temel olarak budur. Yani Kürşat Zorlu bugün demiş ki efendim Ankara ve İstanbul'da biz kendi aday çalışmamızı yapıyoruz, kendi çalışmamızı yapıyoruz. Tamamlarsak, tamamladığımızda kamuoyuna bilgi veririz. Ne demesini bekliyordunuz Kürşat Zorlu'nun? Yani Ankara ve İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi kime aday gösterirse biz onu destekleyeceğiz. Bunu mu desin? Der mi? Demeli mi? Yani dese ne olur? Derse nasıl bir şey olur? Nasıl yani kendi olur? Teşkilatına, kendi tabanına dönüp ne diyecek ondan evet. sonra? Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da son dakika diyebiliriz o son açıklamaları var. Orada aslında yani bir nevi belediye başkanlığı açısından ateşten gömleği giyiyor galiba, onu söyleyebiliriz. Çünkü diyor ki çalmadan da çalışılabildiğini herkese gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Size güveniyorum, nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatma hakkımız yok. İnşallah seçime girip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Burada belki Meral Hanım'a da bir gönderme yapmış mı? Bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup zorlu ekonomik koşullarda dayanışmayla kentimizi yönetmeye var mısınız diyor. Benimle var mısınız diyor, artık herkesin başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok kısmı sanki özellikle. Bu artık tartışmayalım diyor. Evet, Akşener'e de bir mesaj olabilir ama bu sadece Akşener değil, muhalefetin tamamına bir mesaj evet. yani çünkü muhalefetin tamamında böyle bir sıkıntı var şu anda. Oradan sürekli mesela İYİ Parti'ye de İstanbul ve Ankara'nın durup sorulması yani halinde ki açıklama olmasına rağmen. Aslına bakarsanız şöyle, şimdi Sayın Mansur Yavaş aday olmak istediğini belirtiyor. Söylüyor tabii. Sayın Ekrem İmamoğlu da aday olmak istediğini söyledi. O yola çıktım diyerek söylüyor mesela nedense. Evet. Şimdi peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara ve İstanbul adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'dur diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü daha parti meclisinde onaylanacak, karar olacak falan. Şimdi bunu diyemezken Kürşat Zorlu'ya bu soruyu sorup bundan da mana çıkarmaya çalışmayı ben biraz zorlanıyorum anlamakta. Şimdi daha bunu diyemiyoruz ki. Burada başka bir niyet var gibi mi gözüküyor? Öyle peki? Görünüyor. Yani bu kadar zorlamamamız lazım. Şimdi başka ne diyebilir ki? Başka ne diyebilir? Adaylar bile net değilken evet. bir siyasi parti sözcüsü ben zaten Ankara'yı İstanbul'u kazanamam kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleyeceğim falan mı demeli? Ya böyle bir şey olabilir mi? 4 gün önce tabanına bu kadar güçlü bir mesaj vermişken orada aslında kendi tabanını konsolide eden bir konuşmaydı. Zaten yani. Şimdi dikkat edin, orada kalabalıkla konuşmuyor Meral Akşener. Tabii. Kamuoyuyla konuşuyor. Evet. Kendi tabanıyla ve kamuoyuyla konuşuyor. Ya yani orada ben dolaştım. İnsanlarla konuştum. İnsanların hepsi şunu söylüyor. Kazanımları kaybetmeden, yani çok kalabalık bir grupla konuştum ama özeti şu, kazanımları kaybetmeden kendi başımıza olduğumuzu belirtecek şekilde seçime girmeliyiz. Yani biz iyi partiyiz demeye çalışıyorlar. Bu da 4 seçim üst üste bu konuda zorlanan, ittifak hukukuna saygı göstermek adına kendi fikirlerini, kendi ideolojik bakış açılarını falan ortaya koymakta zorlanan bir siyasi partinin davranış biçimi. Çünkü diğerlerinin hepsi Daha önceki seçimlerde tek başlarına girdiler, ideolojik tabii. durumlarını net bir şekilde ortaya çıkardılar. Tabii rekabet şimdi, biraz daha fazla. Tabii şimdi mesela bu işte İyi Parti'nin bir ontolojik sorunu mu? Ya ontolojik sorunu olup olmamasını da anlayabilecek durumda değiliz ki. İyi Parti şimdi bir ittifak içinde. Yani hep ittifak içinde. Hiç ittifak dışına çıkar. Hepsi kendi girdi seçime. Evet ama ittifak. Ama hep ittifak içinde. Yani başka birinin listesinden girmedi ama kendini anlatırken ittifak hukukuna zarar vermemek üzere konumlandı devamlı. Gerçekten çok zor bir şey. Bu siyasetsizleşme riskini de beraberinde geçtik. İşte onu, yaşıyoruz da zaman. Onu aşmak şu anda zaten en nasıl aşacağız ama? Yine halen böyle bir sistem var ve bu sistemle gelecek bir yerel seçim var. Ama bakın Akşener onu da çok net söyledi. Yani herkes tek girsin derken de kastı o zaten, onu evet, da çok net evet. anlatıyor. Yani Türkiye ikiye bölünmüş durumda. Ve bu ikiye bölünmüşlüğün aşılması lazım. Evet, bir noktadan sonra. Öyle bir ikiye bölünmüşlüğümüz var ki şu anda takım tutar gibi ikiye ayrıldık biz. Evet. Ve dostlar sohbet etmekte güçlük çekmeye başladı. Hem de nasıl? Farklı de yerlerdeki dostlar. İYİ Parti'nin burada şöyle bir şeyi var aslında atladığımız. Türkiye'de biz burada daha önce de söyledim, hatırlarsınız, 65'e 35 diye bir denge var. Siz ona 60'a 40 evet. deyin. Halen var mı o denge? Hiç olmaması mümkün değil. O dengeyi ortadan kaldıran hareket İyi Parti hareketi. Yani İyi Parti'nin muhalefet tarafında bulunması o dengeyi 48-50'lere getirdi. Şimdi sağ sol dengesinde İyi Parti muhalefet tarafında yer alınca sanki solun oymuş gibi algılanıyor şimdi bu. Deniyor ki efendim Cumhuriyet Halk Partisi tabanından oy alıyor. Nasıl alıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin %34'lüydü bir seçim önce. İki seçim önce. %25'ti, %22'ydi, %27'ydi, %28'di. İyi Parti'nin oy aldığı yerin neresi olduğunu çözmeye gayret ederken buraya ulaşmış olanlar var. Peki bu seçimde hem MHP oy kaybetti, hem AK Parti oy kaybetti. AK Parti tabii tabii. Kim başladığı aldı o oyları? Böldü. Nereye gitti oylar? Yani İyi Parti'nin aldığı daha önceki seçimdeki oyu koruduğuna göre İyi Parti'ye yeni oy gelmediğini varsayarsak bile yeniden Refah'a gitti. İşte 3 puan CHP'ye geldi. Mesela oran olarak değil ama rakam olarak tek oyunu artırmış parti İyi Parti 300.000'li. Ama solu sağı topluyorsunuz. 65-35 dengesi yine ortada. Yani Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplamı 35,5-36. Bunun ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak hamleyi yapmış parti İyi Parti. O dengeyi değiştiren parti İyi Parti. İyi Parti'nin kuruluş tarihi Ekim 2017. Başkanlık sistemi referandumunun tarihi Nisan 2017. 16 Nisan. Yani şimdi buna bakarsak efendim işte Cumhur İttifakı'na dahil olmak istiyor. Dahil olandan niye ayrıldık ki o zaman? Sürekli bu evet ben hani İYİ Parti'de böyle nabız tuttuğumuz zaman insanların artık böyle hani sıtkı sıyrılmış sürekli bizi niye Cumhur İttifakı'na yapıştırma çabası var diye de böyle bir durum var ama bu biraz da şundan mı kaynaklanıyor abi? Bu tarafın yani Millet İttifakı tarafının ya da o muhalefet bloğunun her an kaybetme paranoyasından mı ya da oraya gidip de birdenbire bir kanadının kırılma endişesi mi biraz bunu yaptırıyor? Çünkü zaman zaman işin lince dönüştüğünü de gördük yani. Tabii yani o çok kırıcı hale geldiğinde tabii. bu paranoyanın gerçekleşmesine imkan sağlamaya başlıyorsunuz. Bu biraz paranoya mı? Tabii doğru ki mu? Yani doğru ama bakın buna dikkat edin. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yapmıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediklerini söyleyen insanlar yapıyor. Yani mesela sağcıya güven olmaz diyor, işte çok amiyane ifadeler de kullanıyorlar yaparlar, tabii. Hep yaparlar diyor. Zaten yapsaydı o Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden 6 ay sonra partisini açıp bu işe başlamazdı herhalde. Ya bu da bir oyunun parçası. Niye gerek vardı ki bu oyuna zaten? Zaman kaybı. Hayır yani böyle bir oyuna niye gerek olsun? Niye bu denge bu kadar çok yakınlaştırılmak istensin bir şey tarafından, bir güç tarafından. Şimdi bakın 11 milyon oy vermeyen insan var Türkiye'de. Muhalefetin asıl başarısızlığı orası. Yani 11 milyon insanı sandığa getirebilseydi muhalefet, ben çok eminim, yani ispat edemem ama yemin edebilirim diyor ya nesil. Ben de ispat edemem ama çok eminim Millet İttifakı seçimi kazanırdı.